Yaşlanmış omurga daralıyor, içinden geçen sinirlere baskı yapıyor. Beraberinde fıtıklanmalar olabiliyor ve bu şekilde hasta bacağında ağrı, uzun mesafe yürüyememe şikayetleriyle bize geliyor. MR çekildiğinde teşhis kesinleşmiş oluyor. Dünyada ve ülkemizde genellikle vida şeklinde ameliyatlar öneriliyor. Bizim uyguladığımız teknikte minimal invazif omurga kanalına bir pencereden giriyoruz ve kanal içerisine girdikten sonra girdiğimiz tarafı ve karşı tarafı mikroskop altında özel aletlerle açıyoruz. Yani tek taraftan yaklaşım, omurganın taşıma gücünü hiçbir şekilde bozmuyoruz. Omurgamızda bizi ayakta tutan sistemlere dokunmuyoruz. Bu nedenle bizim tekniğimizde hastanın vida ve çubuk konmasına gerek kalmıyor. Ayrıca çubuk konan ameliyatlarda omur ilik eklemleri devre dışı bırakıldığı için 4-5 sene sonra vidanın üstünde ve altında yeniden hastalık gelişip tekrar geliyorlar. Bu teknik ona da engel oluyor. Hastanın gençlere de yaşlılara da aynı ameliyat tekniğini yapmak mümkün. Yani az yara vererek bu hastalığı tedavi etmek mümkün. Bu ameliyat kısa süreli, kansız, kısa sürede de ayağa kaldırıldığı için yaşlı hastalarda tolere edilebilir bir ameliyattır. Ameliyattan 3 saat sonra kalkıyor, yürüyor. Ertesi gün de evine gidiyor. Dikiş olmuyor. 2 hafta sonra da işine dönebiliyor.